İlk soruya ilişkin olarak Çin Başkanı'yla görüşmemizde son derece açık ve net bir görüşme gerçekleştirdik kendisiyle. 6 gün veya 7 gün önceydi galiba görüşmemiz. Ve bu görüşmede şunu açıkça belirttim kendisine. Ve kendisinin Rusya'yı desteklemesinin maliyetinin ne olacağını açık bir şekilde anlamasını sağladım. Ve hiçbir tehdit oluşturmadım. Fakat Amerikalı şirketlerin Rusya'dan gittiğini ifade ettim. Barbarca davranışlarından dolayı ve şunun altını çizdim. Uzun bir görüşmelerimiz olmuştu geçmişte kendisiyle ve ekonomik kalkınmayı sağlamayı istediğini, bunu Avrupa Birliği ile ABD ile sağlamayı istediğini biliyordum. Böyle bir aksi yola sapacak olursa bu durumu tehlikeye atacağını ifade ettim. Detaylara tabii ki girmeyeceğim, bildiğimiz veya bilmediğimiz detaylara. Fakat yarın veya belki önümüzdeki pazartesi Ursula Çin ile konferans gerçekleştirecek. Evet, 1 Nisan'da olacak. Görüşmelerimiz de oldu, konuşmalarımız oldu ve şunu düşünüyorum. Çin aslında ekonomik geleceğinin daha çok Batı'ya bağlı olduğunu anladı. Rusya'dan ziyade Batı'ya bağlı olduğunu anladı. Bu anlamda umutluyum. Kendilerinin diğer tarafa gitmeyeceği konusunda umutluyum. Bunun dışında NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin oluşturacakları sistem ile birlikte kimin yaptırımları ihlal ettiğini veya nasıl, nerede ihlal ettiklerini tespit edecek bir sistemi oluşturmalıyız. Bunu görüştük. Henüz yapılmadı. Ve Çin Başkanı ile ilgili olarak da daha fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Gıda kıtlığı konusu ile ilgili konusunu evet gündeme getirdik ve konuştuk. Bu olabilir. Yaptırımların maliyeti sadece Rusya'ya etki etmiyor elbette. Birçok ülkeye de etki ediyor. Avrupa ülkeleri ve bizim ülkelerimiz dahil olmak üzere. Ve Rusya ile Ukrayna Avrupa'nın aslında bir nevi ekmek tedarikçileri olduğu için G7 ülkeleri içerisinde görüşmeler gerçekleştirdik. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de önemli anlamda dünyadaki 3. tahıl üreticisi ve Kanada'da aynı şekilde önemli bir üretici, nasıl bu üretimimizi daha fazla artırabileceğimizi ve nasıl daha hızlı bir hale getirebileceğimizi görüştük, konuştuk ve tüm Avrupa ülkelerini de bu konuda uyarmaya karar verdik. Ve yurt dışına gıda ihraç etme konusuyla ilgili de çeşitli kısıtlamalar getirebileceğini konuştuk. Avrupalı müttefiklerimizle de, ortaklarımızla da bu konuyu gündeme aldık. Birçok ABD yatırımını da ele aldık. İnsani yardım konusunda ve gıda desteği konusunda. Wall Street Journal. Dikkat edin kafanıza. Sayın Başkan, sizin görüşünüze göre Zelenski ateşkes için Ukrayna topraklarının bir kısmı ile ilgili onlardan vazgeçmeli midir veya öyle bir şey söz konusu değil mi? Ve Rusya'nın G20 üyeliği konusu. Bu konular bugün gündeme geldi ve bence benim görüşüme göre Ukrayna toplantılara katılabilmeli. Ukrayna G20 toplantılarına gözlemci olarak katılabilmeli. İlk soru neydi? Ukrayna'nın tamamıyla Ukrayna ile ilgili bir konu Ukrayna olmaksızın olabileceğini sanmıyorum. Bu sadece müzakere edilen bir yargı, müzakere edilen bir konu. Konuşmalar bununla ilgili devam ediyor. Ve onların kararı olacaktır bu.